Bakış'tan merhaba. Anayasa değişiklik teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki ilk tur oylamaları tamamlandı. Yapılan görüşmelerde 18 maddelik teklifin tüm maddeleri kabul edildi. AKP ve MHP'nin üzerinde mutabakata vararak önerdiği 18 maddelik anayasa değişiklik teklifinin ilk tur görüşmeleri tamamlandı. Yapılan oylamalarda maddelerin tamamı oy çokluğuyla kabul edildi. İlk tur oylamaların tamamlanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere CHP ve HDP gruplarına da teşekkür etti. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş ise sosyal medya hesabından ilk turu krizsiz tamamladık, Türkiye inşallah daha etkin bir yönetim modeline kavuşacaktır diyerek ilk turu değerlendirdi. Aralıksız süren ilk tur çalışmalarının ardından görüşmelere 2 gün ara verildi. AKP'nin ikinci turu 21 Ocak'a kadar tamamlamayı hedeflediği ve en geç 3 gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayını sunması bekleniyor. CHP ikinci tur oylamalarda da milletvekilleri açık oy kullanırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, eğer bu düzenleme açık, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskıyla alenileştirilir ve 330'u geçerse Anayasa Mahkemesi'ne gidip bu düzenlemenin denetlenmesini ve iptalini sağlayacağız, dedi. Güne Bakış'ta bu akşamki konuğumuz Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül. Erdem Gül bize Skype ile bağlanıyor. Erdem Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teorik bir soruyla başlayalım izleyicileri aydınlatmak adına. İkinci tur görüşmelerinin ilk tur görüşmelerinden temel farkları neler? Çok hemen kısaca söyleyelim. Anayasa görüşmeleri iç tüzük gereği aynı maddelerin 2 kere oylanması biçiminde yapılıyor. 48 saat ara vererek ilk tur bitiyor. 48 saat ara veriyoruz. Sonra aynı maddeler tekrar oylanıyor. İlk oylamada eğer 330 referandum sayısı olan 330'un altında kalsa bile maddelerden herhangi bir bazıları, tamamı ya da bazıları madde düşmüş olmuyor. İkinci tur bekleniyor. Ama ikinci turda eğer 330'un altına düşen maddeler varsa bu paketten düşmüş oluyor. Madde ya da maddeler. Dolayısıyla ikinci tur oylama asıl kritik oylama. Şimdi bu kritik oylamaya girerken bu sefer fire olması bekleniyor mu? Ankara kulisleri ilk tur öncesi gibi mi yoksa farklı bir hava var mı bu sefer? Önce şunu bir ilk turun hesabını, matematiğini söyleyelim. Meclis başkanı hastanedeydi. Mecliste oturumu yönetemiyordu. Onun yerine AKP'li grup başkan vekili yönetti. 317 AKP'nin sayısı. Meclis başkanı yok. Bir tane de oturumu yöneten kullanamıyor. Dolayısıyla AKP'den teorik olarak evet kullanacak milletvekili sayısı 315. MHP'den yani evet bloku, başkanlık bloku olarak MHP'yi de sayarsak 39 milletvekili var MHP'nin. 354 ediyor. Yani 330'un 24 üzeri. 4 milletvekili de red oyu kullanacağını açıkça deklare etti. Dolayısıyla 350. Gene 20 sayı üzerindeler. Ama hatırlayalım, ilk tur oylamalarda paketin maddelerine geçilmesi 338 oyla kabul edilmişti. Maddelerde de 347'ye kadar çıktılar ama 340 da vardı kritik maddelerde. Dolayısıyla 340 olan maddelerde 10 fire olmuş oluyor iki parti bloku açısından. Bir kere bunu bir yana koyup bunun üzerine konuşmak lazım. İkinci tur oylama tabii biraz önce de söylediğimiz nedenle, düşme nedeniyle çok kritik. İki parti bloku 10 fire verdiğine göre ikinci tur oylamada da her zaman nihayetinde bu oylamalar yapılacak. Evet, cepte keklik diyemeyiz. Nihayetinde bu oylamaların sonucunu beklemek zorundayız. Her zaman bu risk vardır. Meclisteki o sizin de haberlerinizde bizim de anlattığımız adam adama markaj dediğimiz ya da açık oylama dediğimiz meseleler, görüntüler bu nedenle gerçekleşiyor zaten. İsterseniz buradan biraz da takvime geçelim Erdem Bey. Şimdi ilk tur bitti, ikinci tur çarşamba başlaması gerekiyor. Planlanan da o zaten. Günde 6 madde oylamak gibi bir hedefi var bu teklifi sunan iktidar ve ortağı MHP. Ve 21'inde tamamlanırsa 2-3 gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan onayına gidip ardından referandum, yani Mart sonu ve Nisan 14 en geç gibi
planlanıyor. Bu plan bu şekilde işler mi, uygulanır mı sizce? Uygulanır. Çünkü şöyle düşünelim. Birinci tur oylamalarda her maddenin tüm üzerinde görüşmelerin yanı sıra her madde üzerinde de konuşmalar var. Ama ikinci tur oylamada artık maddeler üzerinde konuşma yapılmayacak. 18 madde var biliyorsunuz. 7 günde 6 günde geçirdiler. Artık maddeler üzerinde konuşma olmayacağına göre daha ağırlıklı, oylama ağırlıklı bir süreç izleyeceğiz. Belki 3 günde bitirebilirler. Çarşamba başlayıp cumartesi en geç pazar bitirirler. Sadece verilecek önergeler üzerinde konuşma olabilecek iç tüzeye göre. Bu nedenle ilkine göre neredeyse yarı yarıya daha kısa bir sürede meclisin ikinci turunu tamamlarlar. Cumhurbaşkanı imzalar, bence takvim yürür. Bunu bozabilecek bir tek gelişme, biraz önce de konuştuğumuz gibi ikinci turun kritik olması nedeniyle bir maddenin bile örneğin 330'un altında kalması halinde, geriye dönersek hatırlayalım, hem MHP lideri Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan paket geçmezse, referanduma gidilecek yol önünde engel oluşursa erken seçimi kartını devreye sokacaklarını söylediler. Bunu yani AKP'nin ve MHP'nin belirlediği bu takvimi bozabilecek tek risk 330'un altında kalacak bir maddedir. Peki bu erken seçim başta blöf gibi anlaşıldı. Daha sonra 330 geçilse de geçilmese de, referandum olsa da olmasa da bu erken seçim bir şekilde yapacağı söyleniyor. Ve bir kere de erken seçim ağızdan çıkarsa mutlaka yapılır diye bir kanı var, genel kanı var Türkiye'de. Sizce her şekilde erken seçim yapılacak mı? Bahçeli'nin ve Erdoğan'ın paketin geçmemesi, yani 330'un altında kalması halinde erken seçime gideriz meselesi bir açıdan parti içlerine yönelik siyasi taktik, siyasi kart niteliği taşıyor. Bunu kabul etmemiz gerekir. Yani milletvekillerine bakın bunu yapmazsanız biz seçime gideriz, dolayısıyla geri milletvekili olarak gelemezsiniz mesajı. Ama bir yandan sizin söylediğiniz, yani birinci seçim açıklaması taktik, yani bir kart niteliği taşıyor. Ama ikinci siyasi bir artık başkanlık sistemine geçtiğimiz noktada siyasi bir anlam ifade ediyor. Bence o sırada oturup yeniden değerlendirecekler. Çünkü referandumda kabul edilmesi halinde Erdoğan artık hemen derhal referandumda kabul edilir edilmez AKP'nin genel başkanı olabilecek, hem cumhurbaşkanı iken. Dolayısıyla o aşamada bence bunu oturup MHP ile birlikte karar verecekler. Evet, senin de söylediğin gibi erken seçim ihtimali referandumda geçmesi halinde de vardır. Erdem Bey, bugün Kılıçdaroğlu'nun Devlet Bahçeli'den randevu talep ettiği ve anayasa değişiklik teklifini konuşmak istediği öğrenildi. Çarşamba 12'de hatta görüşeceklerini biliyoruz. Nasıl değerlendirmek gerekir? Şöyle, geriye doğru hatırlarsak 15 Temmuz'dan sonra aslında bir başkanlık tartışması yoktu. Fakat bir gün, sonbahara doğru bir gün, Ekim ayında MHP lideri Bahçeli grup toplantısında çıktı, dedi ki birdenbire, hani bunun önü arkası olmadan birdenbire dedi ki fiili durumu yasal hale getirmeliyiz, başkanlık teklifini getirsinler dedi ve geldi. Öyle süreç başladı, buraya kadar geldi. Ama o aşamaya kadar, hatta o aşamadan sonra bile MHP'nin biz aslında başkanlıktan değil parlamenter sistemden yanayız açıklamaları vardı, hatırlayalım. Tam ona paralel olarak da CHP lideri Kılıçdaroğlu kendi partisinin tutumu açısından Türkiye'ye başkanlığını getiremezler, gerekirse bedel öderiz, bu gelmeyecek biçiminde, içinde neler olduğunu merak ettiren bir biçimde açıklamalar yaptı. Hatta MHP parlamenter sistemden yanaydı, neden şimdi görüş değiştirdi, U dönüşü yaptı biçiminde açıklamaları oldu, bunu açıklamalıdır biçiminde. O aşamada ilk turdan önce kendi partisinden Kılıçdaroğlu'na Bahçeli'den bir randevu talep etmesi önerileri geldi. Fakat o aşamada belki kabul etmez randevuyu ya da düzgün anlaşılmaz, etik olmaz biçiminde o aşamada başvurulmadı. Şimdi
İkinci oylama çok kritik olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu sözünü açıkçası siyasi bir kart oynuyor. Yani bir siyasi kartı devreye sokuyor. Bir hani siyaset diliyle konuşursak hamle yapıyor. Bence benim edindiğim izlenim çarşambaya randevulaştılar. Büyük olasılıkla Kemal Kılıçdaroğlu çarşamba günkü görüşmede kendi ifadesiyle, çünkü öyle görüyor partisi ve kendisi, Türkiye'de rejimin değiştirildiğini, büyük bir tehlikeli sürece doğru Türkiye'nin sürüklenmek istediğini yüz yüze Bahçeli'ye aktarmak için o görüşmeye gidecek, öyle görünüyor. Bahçeli'nin ne söyleyeceğine göre görüşmedeki diyalog ve gelişme belirleyici olacak. Peki sizce bunun, yani Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'yi ikna etme şansı var mı? Ben açıkçası Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye açık bir biçimde bu aşamada, en azından görüşmede diyalog nasıl gelişecek bilmiyorum ama en azından şunu söylemeyecektir. Yani gelin bu yoldan vazgeçin, parlamenter sistemi savunalım, başkanlığa karşı çıkın demeyecektir. Çünkü bu siyaseten de etik bir şey değildir. Ama CHP'nin görüşünün ve CHP dışındaki birçok toplum kesiminin de bu meseleye sadece basit bir anayasa değişikliği değil, rejim değişikliği olarak baktığını ve geleceklerine ilişkin kaygı içinde olduklarını anlatacaktır. Yüz yüze anlatma biçiminde bir yöntemi denemiş olacaktır. Aynı zamanda da siyaseten belki ülkücü tabana yönelik de, MHP tabanına yönelik de bir mesaj vermiş olacaktır. Referandum sürecini öngörerek meclisten geçmesi halinde. Ama senin sorun, yani ikna etmek mümkün olur mu? Bence olmaz. Erdem Gül, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz Erdem Gül. Ben teşekkür ederim. Değerli yorumlarınız. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Mecliste anayasa değişiklik teklifi ilk turu devam ederken anayasada yerellik konusunu anayasa profesörü Osman Can, Şehir Hepimizin programında konu olduğu Engin Gürsel'e anlattı. Yerel yönetimler ne kadar özelse, tabii ne kadar derken sonsuza kadar giden bir akıl yürütme değildir. Belli bir anayasa çerçeve içinde yerel yönetimler özel olduğu zaman o bölgede yaşayan insanlar daha otonom, daha kendi kararlarını kendileri verecek şekilde bir yaşam sürdürebiliyorlar. Bu ülkenin demokrasi kalitesine ciddi bir şekilde katkı sağlıyor. Demokrasi aslında mümkün kılıyor. Bireysel özellik aile özelliğine, toplum özelliğine, mahalle özelliğine, oradan şehir özelliğine doğru gidiyor. Oradan bir ülkenin aslında özelliğine doğru gidebilen bir şey. Bir kere bunun altını çizelim. İkinci bir boyut vardı. Yani bir özgürlük ve özellik boyutu vardı. İkinci olarak da iktidarın sınırlanması boyutu vardır. Yerel yönetimler güçlü değilse merkezdeki otoriteyi sınırlandırabilme, dengeleyebilme imkanı çok fazla yoktur. Çok fazla yoksa bu durumda erkler ayrılığı dediğimiz ve aslında yine özgürlüklerimizin garantisi olan mekanizmalar çok fazla çalışmayabilir. Parlamenter sistemde de böyledir, başkanlık sisteminde de böyledir. Almanya bir parlamenter sistem, İtalya, İspanya, bunların hepsi birer parlamenter sistem ve bunlarda yerel yönetimler inanılmaz bir şekilde güçlüdür. Yani İtalya ve İspanya bölgeli devletlerdir. Almanya federasyondur. Her bir eyalet içerisinde ama yerel yönetimlerin inanılmaz özgürlükleri vardır. Yerel yönetimler doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesi'nin muhatap alabildiği anayasal kurumlardır, anayasal organlardır. Doğrudan doğruya bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapma yetkisine sahiptirler ki Türkiye'de böyle bir şey yok. Üstelik bizde Türk Ceza Hukuku Derneği ve İstanbul Barosu İşbirliği ile düzenlenen İfade Özgürlüğü Sempozyumu geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da yapıldı. Sempozyumda konuşmacı olarak yer alan oyuncu Ercan Kesal, doçent doktor Ceren Sözer'i ve karikatürist Semih Poro'yla arkadaşlarımız Şükran Şençekiçer ve Semih Esmer konuştu. Bu sansür meselesi, yasaklama meselesi doğrudan uzun yıllardır yaşanan, hepimizin yazar çizer takımının, yaratıcı sanatçı kesimin düçar olduğu bir şey. Fakat daha bugünkü konuşmada sözünü ettiğim mesele bir parça bütün kitleyi ilgilendiren, hepimizin bulunduğu bu coğrafyada hepimizi bir şekilde içine alan bir kavram. Dolaylı sansür. Kitle kültürünün, değersizleşmenin, değersizleştirmenin, popüler kültürün böyle bir sonuca yol açtığını düşünüyorum ben.
Neyin her şey tartışılabilir. İfade özgürlüğü zaten bunu savunur. Siz ülkeye şeriat gelmesini de savunabilirsiniz. Veya sosyalizm gelmesini de savunabilirsiniz. Komünist bir idare içinde yaşayalım da her şey herkes istediğini savunabilmez. Zaten ifade özgürlüğü dediğimiz şey bu. Ama bunu kutuplaştırıcı bir şekilde yapıyorsanız, diğer sizi savunduğunuzun karşısında olanları ötekileştiren, düşmanlaştırıcı bir söylemle bunu yapıyorsanız, bunun toplumdaki karşılığı, sosyal medyadaki veya sokaktaki karşılığı çok daha yıkıcı biçimde olabiliyor. Bu almış oldukları riskin maliyeti bu anlamda çok yüksek. Yani bu sadece ötekileştirilen karşı taraftakileri vurmayacak. Bunun da farkında olması gerekiyor aslında. Yani karikatür çok ağır, çok sert olabilir. Çok ağır, çok sert olabilir. Yine bütün dünya mahkemelerinin kabul ettiği şey, büyük iktidar sahipleri, büyük silahları bir emirle harekete geçirebilecek donanımda iktidar sahibi gücü olan insanların her türlü saldırgan da olabilir, karikatüre, eleştiriye açık olmaları ve tahammüllü olmaları gerekir. Bu bütün dünyada evrensel bir kuraldır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Medyascope TV özel yayınında Kıbrıslı Rumların çözüme nasıl razı geldiklerini şöyle anlattı. Ekonomik çöküntü yaşadılar, ekonomik kriz yaşadılar. Bu ekonomik kriz son derece önemliydi çünkü o güne kadar bir saadet zinciri çerçevesinde zenginlik yaşıyorlar. Ve 2004'te referandumda anlam planını reddederken Kıbrıslı Türklerle gelirlerimizi bölüşmeyelim diye reddetmişlerdi çoklukla. Ekonomileri yıkıldı. Ekonomi yıkılınca artık acaba başka çare bulabilir miyiz? Acaba çözümle bu sıkıntıdan kurtulabilir miyiz düşüncesi gelişmeye başladı. Bu bir. İkincisi, benim dönemimde henüz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin o meşhur Dimopoulos kararı alınmamıştı. Dimopoulos kararı hem eski mal sahiplerinin hem de şu anda kullanıcı pozisyonda olan yeni mal sahiplerinin haklarının yıllar geçtikçe eşitlendiğini ifade ediyordu bu karar. Bu Rum tarafında o güne kadar mülkiyetle ilgili katı duruşu mecburen yumuşattı. Ve dediğim gibi işte bu iki önemli gelişme tekrar başlayan 2015 yılında tekrar başlayan müzakere sürecinde ciddi bir katalizör oldu. Fark budur. Önemli fark budur. Şimdi Kıbrıslı Rumlar şunu diyor. Eğer çözüm olursa Maraş açılacak, inşaat sektörü patlayacak, ara bölgeler, bu arada yeni yerleşimler, yani kısacası inşaat sektöründe büyük bir gelişim olacak. Doğrudan yabancı yatırım ülkeye gelmeye başlayacak. Çünkü artık çözüm var, artık barış var ülkede, savaş tehlikesi yok. İşte doğal gaz aramaları da dahil olmak üzere ve bundan yararlanmak da dahil olmak üzere birçok yabancı yatırım gelecek ülkeye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Talat, Türkiye, Yunanistan, İngiltere, ABD ve Rusya'nın Kıbrıs müzakerelerine bakışını anlattı. Esas olarak en önemli aktörler, bölgesel aktör bakımında, tabii ki Türkiye ve Yunanistan'dır. Türkiye'nin çözüm istediğine ben kaniyim ve tanığım. Yani kendi görev yaptığım dönemde fakat oldum. Ondan sonraki gelişmelerde bunun dışında bir şey göstermedi. Dolayısıyla Türkiye çözüm istiyor. Çünkü eskiden Avrupa Birliği süreci önemliydi Türkiye için. Ama bugün Avrupa Birliği süreci önemli olmasa bile uluslararası bütün ilişkilerinde Kıbrıs sorunu bir sorun olarak önüne çıkıyor Türkiye. Bunu engellemek için Türkiye kaçınılmaz olarak çözümü tercih eder noktaya geldi. Çünkü rasyonel düşünmeye başladı.
Bu çok önemli bir faktör. Yunanistan çok ilgili değil doğrusu. Hele bu son yaşadıkları krizlerle çok da ilgili değiller. Kıbrıslı Ruslar ne yaparsa biz ona razıyız havasındadır. Bunun yanı sıra tabii değişik nedenlerle bana göre İngilizler ve Amerikalılar da çözümden yanadırlar. Amerika işte bölgede herhangi bir risk yaşamamak için, çünkü gördünüz işte Suriye sorun çözülemeyince Rusya'nın devreye girmesine kimse engel olamadı ve Rusya bölgede olmadığı halde büyük bir aktör olarak Suriye'de önemli bir rol aldı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ni mutlu etmez tabii. Aynı şey Kıbrıs'ta da olabilir. Eğer bu konuda yeterli duyarlılığı veya çözüm yanlısı tutumu ortaya koymazsa Amerika Birleşik Devletleri. Tabii İngiltere'ye gelirsek, İngiltere garantör ülke olarak daha ziyade kendi üstleriyle ilgileniyor. İngiltere'nin öyle bizim Kıbrıs'ın garanti edilmesiyle çok fazla bir ilgisi yok ama yine de Kıbrıs sorununun çözümü İngiltere bakımından da avantajlı konumlar yaratabilir, özellikle bölgede Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği için. Bir tek Rusya'nın tutumunu tam anlayamıyoruz. Rusya ne düşünüyor, ne yapıyor? Annan planı döneminde payişkar destekçiydi. Ama Rum tarafı reddedince bu defa Rum tarafının payişkar savunucusu olarak destek olmak çıktı çözüme. Şu anda tutumu nedir bilmiyorum. Kıbrıs müzakerelerinde hangi başlıklarda ilerleme sağlandı, hangi başlıklarda pürüz var? Mehmet Ali Talat yanıtladı. Yönetimde güç paylaşımı. Bu noktada yakın görünüyoruz. Hatta benim dönemimde neredeyse bitmişti. Sonradan Anastasiadis önce Eroğlu, sonra Anastasiadis bazı konularda tutum değişikliği ifade ettiler. Dolayısıyla onu tam olarak şu anda bilemiyoruz. Ama yakınız, yani çok yakınız çözüme yönetim ve güç paylaşımındaki. En önemli başlık budur aslında. Çünkü Kıbrıs sorununun nedeni budur. Yönetim ve güç paylaşımındaki uyuşmazlık yüzünden Kıbrıs sorunu başladı 1963'te. O nedenle en önemli konudur ve bunun bitmesi, Kıbrıs sorununun büyük ölçüde bitmesi demektir. Bunda yakınız. Ekonomi başlığı altında yakınız neredeyse bitmiştir. Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda hemen hemen bitmiş. Toprak konusunda işte haritalar sunulmuştur. Orada henüz herhangi bir müzakere yapılmamıştır. Ciddi bir müzakere yapılmamıştır. Ama haritalar sunulmuştur sonuçta. Bunun dışında güvenlik zaten görüşülmektedir. Biliyorsunuz uluslararası konferans şeklinde sürmektedir. Orada da henüz bir ilerleme sağlanmamıştır. Tüm böyle görünüyor şu anda. Dediğim gibi yönetim ve güç paylaşımı, ekonomi, Avrupa Birliği ile ilişkiler önemli yakınlaşmalar sağlandığı başlıklardır. Ha bir de şeyi unuttuk, Türkiye. Mülkiyet konusunda da gerçekten önemli yakınlaşmalar sağlanmıştır. Ondan önce söylediğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına istinaden son dönemde yapılan görüşmelerde iyi ilerlemeler var. Dört başlıkta yakınız, toprak, orada da %1 farkımız var. Daha doğrusu 1 puan farkımız var. 28.2 ile 29.2. Bir de dediğim gibi güvenlik ve garantiler, ki uluslararası konferansı. ACT Hava Yolları'na ait bir kargo uçağı Kırgızistan'ın Bişkek Manas Havalimanı'na inişi sırasında havalimanı yakınlarındaki bir köyde düştü.
Kırgız yetkililerin verdiği bilgilere göre kazada toplam 37 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye saatiyle sabah 4.45'te Bişkek Havaalanı yakınlarında kaybolduğu bildirilen Boeing 747 tipi kargo uçağı Manas Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki bir yerleşim birimine düştü. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan önceki gün kalkan TC-MCL tescilli Boeing 747-400F Jumbo Jet tipi kargo uçağı önce Kazakistan'dan Astana'ya, oradan da Hong Kong'a uçtu. Bugün Türkiye saatiyle 01.10'da Hong Kong'dan Bişkek'e gitmek üzere havalanan uçak, Türkiye saatiyle 4.45'te Bişkek Havalimanı'na inişi sırasında radar bağlantısı kesildi. Arama kurtarma ekipleri uçağın yanan enkazını pist yakınlarında buldu. Uçağın düştüğü alandaki onlarca ev hasar görürken, bölgede yaşayan 6'sı çocuk 33 kişi öldü. Kaptan, pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül ve yükleme uzmanları İhsan Koca ile Melih Aslan da hayatlarını kaybettiler. Irak, Suriye ve Lübnan uzmanı Fransız tarihçi Pierre-Jean Luizard, arkadaşlarımız Gülener Kırnalı ve İlker Koca ile sorularını yanıtladı. IŞİD Tuzağı isimli kitabında IŞİD'in oluşumunu ve gelişimini ele alan Luizard, IŞİD'in ortaya çıkmasına yol açan tarihi süreci anlattı. Daha önce de söylediğim gibi, IŞİD, Orta Doğu'daki durumun sorumlusu değil, hatta tam tersi. Yaklaşık 30 yıldır ortak özellikleri 1. Dünya Savaşı sonrasında Mandacı devletlerin himayesi altında kurulmuş olmak olan bazı devletlerin dağılmaları sürecini gözlemliyoruz. Bu devletler, özellikle Lübnan, Suriye ve Irak, ülkelerindeki topluluk üyelerinin birer vatandaş olarak kamusal tartışmaya dahil olabilecekleri bir alan açacak, yeterli meşruiyete hiçbir zaman sahip olamadılar. Bu dağılmaların ilki Irak devletinde gerçekleşti ve Irak'ın dağılması topluluklar içerisinde büyük bir kargaşaya yol açtı. Bir tehlike, bir kan emici olarak gördükleri devlet içerisinde Arap-Sünni toplulukları öksüz bırakan da bu dağılma oldu. Bu da tabii ki IŞİD'in devlet nezdinde temsil edilmeyen toplulukların Orta Doğu'daki koruyucusu olarak sesini duyurmasının zeminini hazırladı. Pierre-Jean Luizard aynı zamanda bölgedeki Kürtlerin sanıldığının aksine daha bölünmüş ve daha da dindar olduğunu belirtti ve Selefiliğin yakın zamanda Kürtler arasında daha da fazla yaygınlaşacağını söyledi. Kürtleri, dine ve Selefi akımlara kapılan Arapların karşısında sekülerleşmiş bir etnik kimliğin temsilcisi olarak gören Avrupa ve Fransa'daki yaygın kanının aksine, Kürtler çok dindar bir toplum. Aynı zamanda Selefiliğin ilk topraklarını 2000'lerin başında Kürdistan'da, Halepçe'de elde ettiğini unutmayalım. Bugün IŞİD saflarında birçok Kürt savaşçı bulunuyor. İki büyük Iraklı Kürt partisi, Kürt toplumunun tamamını temsil etmeye kabil değil. Irak Kürdistan'ı çok bölünmüş, tarihsel olarak kuzey ve güney bölgeleri arasında, Barzani ve Talabani taraftarları arasında husumet var. Sivil toplumu temsil eden Goran hareketi ile birlikte, Kürt siyasetinde yeni bir denge oluşmuş durumda. Dolayısıyla Kürdistan, bizim Avrupa ülkelerinde, özellikle Fransa'da umduğumuzdan çok daha bölünmüş ve çok daha dindar. Bugün Araplara özgü gibi görünen Selefiliğin Kürdistan'da da etkili olma olasılığı çok yüksek görünüyor. Bunu Kürtler içindeki ayrışma daha da belirginleştiğinde daha net bir biçimde göreceğiz. ABD başkanlık koltuğuna oturmasına günler kala Donald Trump açıklamalarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Donald Trump NATO'yu köhne, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını ise harika bulduğunu söyledi. The rioting in our streets is a threat to all. 20 Ocak'ta ABD başkanlığı koltuğuna oturacak olan Donald Trump, NATO'nun köhne bir yapı olduğunu açıkladı. İngiliz The Times of London ve Alman Bild gazetelerine konuşan Trump'a göre, NATO köhne yapısı yüzünden kendisini terör saldırılarına karşı koruyamadı. Trump yine de askeri işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı. Trump, NATO üyelerinin ABD'nin güvenliği için kendi paylarını ödemediğini söyledi. Birçok ülke ödemesi gereken payı ödemiyor. Bunun ABD için çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum. Sadece 5 ülke gerekli ödemeleri yapıyor.
Brexit'e de değinen Trump, Birleşik Krallığın AB'yi terk etmesinin harika şekilde sonuçlandığını ve diğer ülkelerin de bunu takip edeceğini öngördüğünü söyledi. Trump, insanlar, ülkeler kendi kimliklerini istiyor. Birleşik Krallık da kendi kimliğini istedi, dedi. Trump, en kısa zamanda Birleşik Krallık'la ikili ticaret anlaşmaları imzalayacağını, başkan olur olmazsa İngiltere Başbakanı Theresa May'i ofisine davet edeceğini açıkladı. ABD'nin müstakbel başkanı, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i 1 milyondan fazla göçmene ev sahipliği yaptığı için eleştirdi. Merkel'in korkunç bir hata yaptığını düşünüyorum. Bu kişilerin nereden geldiklerini kimse bilmiyor. Trump, başkanlığı döneminde Rusya ile ilişkiler ve nükleer silahlanma konusundaysa Rusya yaptırımlardan büyük zarar görüyor. Bakalım Rusya ile güzel anlaşmalar yapabilecek miyiz? Nükleer silahlarınsa azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Açıklamalarını yaptı. The United Nations hopes. Nobel ödüllü yazar Alekseyeviç 11 Ocak'ta yaptığı bir açıklamayla Pen Rusya'dan ayrıldığını söyledi. Alekseyeviç ile beraber derneğin Rusya merkezinden ayrılan ve yazar ve gazetecilerin sayısı 30'a ulaştı. Svetlana Alekseyeviç, gazeteci ve aktivist Sergey Parkomenko'nun Pen Rusya Yönetim Kurulu tarafından dernekten ihraç edilmesi üzerine Pen Rusya'dan ayrıldığını duyurdu. Nobel ödüllü yazar, dernekle ilişkisini kesen açıklamasında şöyle dedi. Parkomenko'nun Pen'den ihraç edilmesiyle ilgili yapabileceğim tek yorum, kurucu idealleri korkakça yok sayılan Pen Rusya'dan ayrılmak olabilir. Perestroika yıllarında Rusya'daki Pen'imizle gurur duyuyorduk. Ama şu anda ondan utanıyoruz. Rus yazarlar bir tek Stalin döneminde böyle dal kavukluk etmiş ve rezilce davranmışlardı. Putin bir gün gidecek ama Pen'in tarihindeki bu utanç verici sayfa kalacak. İsimler de kalacak. Şu anda kötülüğü yenemediğimiz zamanları yaşıyoruz. Kız adam karşısında güçsüzüz ama zamanı durduramaz, buna inanıyorum. Pen Rusya, Parkomenko'nun kışkırtıcı eylemleri ve derneği içeriden çökertmeye çalıştığı nedeniyle ihraç edildiğini açıkladı. Ancak Parkomenko'ya ve birçok diğer yazara göre ihracının asıl sebebinin Pen Rusya'yı terörist faaliyetler düzenlediği suçlamasıyla 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov'a sahip çıkmaması sebebiyle eleştirmesi olduğu konuşuluyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı işsizlik verilerini açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı 2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.3 puan arttı ve %11.8 oldu. Ekonomide devam eden sarsıntıyı değerlendirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi zirvesi toplandı. Türkiye ekonomisinin 2016'nın ikinci yarısında ekonominin yavaşlaması ve hatta küçülmesi istihdam rakamlarına da yansıdı. Türkiye'de işsizlik oranı 2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı Türkiye ekonomisinin 2016'nın ikinci yarısında ekonominin yavaşlaması ve hatta küçülmesi istihdam rakamlarına da yansıdı. Türkiye'de işsizlik oranı 2016 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.3 puan artarak %11.8 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 1.5 puan artış ile %14.1, genç nüfusta işsizlik oranı 1.9 puanlık artış ile %21.2 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2016 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 411 bin kişi artarak 27 milyon 267 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46.2 oldu. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.9 puan, sanayi sektörünün payı 0.6 puan azalırken inşaat sektörünün payı değişim göstermedi. Hizmet sektörünün payı ise 1.6 puan arttı. İş gücüne katılma oranı ise 0.8 puan artarak %52.4 olarak gerçekleşti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0.4 puanlık artış ile %11.7 oldu. Merkez Bankası, Türk lirasındaki değer kaybının önüne geçmek için bugün de sıkılaştırmaya devam etti. Haftalık repo ihalesi açmayarak piyasadaki likiditeyi azaltan Merkez Bankası, bankalara %10 faiz ile sağlanan geç likidite imkanından yaklaşık 11 milyar TL kullandırdı. Bir başka ifadeyle Merkez Bankası örtülü faiz artırımı yapmış oldu. Ancak alınan bu önlemlere rağmen TL dolar karşısında %1,5'tan, euro karşısında ise %1'den fazla değer kaybetti. Günün bir diğer önemli ekonomi gelişmesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi zirvesini toplamasıydı. Toplantıya bakanlar, ekonomi kurmayları ve üst düzey bürokratların yanında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katıldı.
toplantının sonucunda bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ve bunun 24 Ocak'taki para politikası kurulunun alacağı faiz kararına etki edip etmeyeceği merak konusu. La Liga'nın 18. haftasında en yakın takipçisi Sevilla'ya konuk olan Real Madrid, öne geçmesine rağmen 2-1 yenilmekten kurtulamadı ve 40 haftalık yenilmezlik rekor serisi sona erdi. Hafta içi oynanan İspanya Kral Kupası maçında Sevilla karşısında Karim Benzema'nın 90+2'de attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan ve yenilmezlik serisini 40 maça çıkartarak Barcelona'nın rekorunu kıran Real Madrid bu kez duraklama dakikalarında yıkılan taraf oldu. Sevilla ile bu kez ligde kozlarını paylaşan Real Madrid, Ramon Sanchez-Pizjuan'da oynanan maça oldukça kontrollü başladı. Zinedine Zidane hafta içinde oynanan maça göre değişikliğe giderek sahaya 3-5-2 dizilişiyle çıktı. Karşılaşmanın 67. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı gol sonrası baskısını artıran ev sahibi Sevilla 85. dakikada sonuca ulaştı. Kullanılan serbest vuruşta Sergio Ramos topu kendi ağlarına yolladı. 90+1'de sahneye Jovetic çıktı. Ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla topu ağlara yollayan Karadağlı futbolcu takımını 2-1 öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi. 40 maçlık yenilmezlik serisini Sevilla deplasmanında bırakan Real Madrid 40 puanla kalırken Sevilla puanını 39'a yükselterek liderle arasındaki farkı 1'e indirdi. Güne bakışın sonuna geldik. Medyascope TV yayını Perşembe akşamı yayınlanan Sedat Pişirici'nin moderatörlüğünü yaptığı Profesör Levent Köker'in ve Bekir Arda'nın konuk olduğu açık oturumun tekrarıyla devam edecek. Ardından 21.30'da kültür tarih sohbetleri sizlerle olacak. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.